Neye bozuldun sen? Neye bozuldun? Yok işte annenin ismi olmayacak, çöpe atacağım. Buraya gelemez, gelecek, izin alacak kimsin? Ne gelirim ne sorarım zaten. Sen izin almak ne bir. Benim zaten çocuğum, benim istediğim, düşündüğüm kişiyle evlendiğinde benim ismimi koyacak ne? Çocuğuna. Ah. Senden değil, başkasıyla evlenip olacak. Tamam Caner, Caner değil, benim başka birinin çocuk var tabii. Sizi. Mecbur anlamadım. Koyacak. Kim evlenecek? Caner mi? Harbiden yok, kim evleniyor ya? Ben evlenmiyorum kimseyle. Evet, ben Caner benimle evleniyor. Yani siz galiba bilmiyorsunuz, haberi almadınız. İçin tekrar söylüyorum, biz Caner'le evleniyoruz. Nasıl kına evleniyor? Yapıyoruz, kına. Tamam mı? Nasıl biz ikimiz de çalışıyoruz. Bunu bana sürekli söyletme burada. Ya neyin çalışması? Allah aşkına beni, neyin beni böyle şeyler söyleyip dura bak. Ben ikide bir aynı lafları duymaktan ya, çok sıkıldım. Ay Seda Hanım güleceğim ya. 32 bin lira maaş alıyor, 50 bine ev tutuyor. Ama Anastasya'da çalışıyor. Yardım edecek. Evet. O bak dün Elina dedi ya, ben sana yardım edeceğim, evet. Şunu bunu yapacağım. Evet. Onu küçük düşürüyor. Hayır bu yardım. Bir erkek olarak ben bu gururuma yedirip kabul etmem. Aynı alakası ben etmiyorum ki zaten. Bir dakika ama yer onda güç yetmiyorsa o zaman ne? Hep kredi mi alacağız? Yani ben de kredi istemiyorum. Canım kendime ismi de kredi çeksin. Ama biz beraber ödeyeceğiz. Demek ki daha fazla vereceğiz. Niye biz yabancı insana daha fazla vereceğiz ki? Tamam yer Caner kredi olarak almak istiyorsa ablamdan kredi alabilir. Aynı fiyat verebilir, evet. Sonra niye böyle yapacağız ki biz? O zaman sen yapacaksın. İstemiyorsan Elina'dan. Tamam. Siz ne derseniz o olur. Emredersin olacak o. Kim? Ya niye olayım? Caner. Allah aşkına. Var ya. Niye o olayım zaman ya? Siz yardım edebilirsiniz Caner'e. Tamam mı? Benim ailem benim taraftan yardım edecek. Sizin ailen sizin taraftan yardım edecek Caner'e. Böyle yapalım o zaman. Anastasya ben sizin evliliğinizi onaylasam orayı size satın alırım. Kiralık. Ya nereden alacaksınız ya? Orayı ama size satın alırım. Alır. 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 Altınlar var sizin evde. Orayı satın alırım. Ne uğraşacak kirayla? Alır. Ödesin borcunu geçsin karısıyla. Ne Caner? Ama onayım yok. İşte onayı Caner. Yok diye yapıyor bana kıllığına Caner. Yapıyor. Caner. He. Bağırma bana Caner diye. Bu kadın sana ben seni böyle duymuyorum. Davranıyor. Ben seni dinlemek istemiyorum bak. Normal bana bir şey anlatma. Sana böyle davranıyor. Sen onun ismi mi çocuğunuza vermek istiyorsun? Vereceğim tabii. Kardeşim 9 ay taşınacak onu. Hak onun o isim seçiyor. Öyle bir şey yok. O 9 ay taşıyacaksın. Stresini ben çekeceğim ama. O da benim annem. Ben hatta o çocuğun ismini annem mi koyacak? Benim olacak tamam mı? Hatta o çocuğun ismini annem koyacak. Hayır. Öyle kusura bakmayın. Melek adımı yanında da geçirmez tamam mı? Ben istemiyorum. Şöyle ben bir şey Rus var. Ben de ismi istemiyorum ya. Şöyle bir şey var. Ne zaman birini ismi koyuyorsun yani mesela evet. Büyük insan, akıllı insana şöyle koyuyorsun için. Yani çocuk aynı olsun, enerji aynı evet. Olsun ya da bunu gibi akıllı olsun diye. O konuda siz anlaşın biz Melek karışamayız. Melek Hanım'dan ne alacak ki? Evet. Ne alacak? O ismi annem koyacak ya da annemin bağırmak ismi konulacak. Bak ya annemin ismi konulacak ya da o ismi annem koyacak. Beni ilgilendirmez. Benim başka çocuğum şey olacak. Ben onu taşıyacağım. Ben onu büyüyeceğim. Ben 9 sene hamile ya olacağım. Ya sanki ben tek başına yapıyorsun ha. Her şeyi tek başına yapacaksın sanki. Dur ya. Sen taşıyacaksın çocuğunu. Sana ama zarar gelmiyor. Stresini ben çekeceğim ama. Hamileden sonra benim vücudum şişecek. Bu da olabilir. Evet. Benim vücudum şişecek. Değiştirecek. Ben sonra birkaç sene bakacağım ona. benim vücudum çok kötü olacak ondan sonra. Yani kendime çocuk yapma yapma. Tekrar bakmak lazım. Benim hakkım var. Benim çocuğunu. Belki biz burada yaşayacağız. Belki Rusya'ya döneceğiz. Kim bilir? Allah sadece bilir. Ama ben Rus ismi istiyorum. Rus ismi olacak. Biz beraber ama Rus ismi seçeceğiz. Peki Olesa bu konuda fikrini söylemek istiyor. Söyle bebeğim. Ben normal benim ailem kızdı demiş. Sen niye babam ya annenin adı takmıyorsun? Ha. Ben dedim benim koca Türk için. Ha. Ben burada yaşayacağım. Ben ailemin adını alacağım. Mesela baban Mustafa adı. Büyük olan Mustafa da taktım. Kendisi yaptı. Ben yani de. Ben gerçekten Türk isimleri çok kesinlikle seviyorum. Yani güzel isimleri. Benim aile beni kızdı. Ben yok dedim. Ben bu adamı seviyorum. Ve ikinci olan yani da aynı şekilde. Hem umudumuz hem canımız. Anastasya ne dedi duydun mu? Dedi ki Melek Hanım'ın enerjisi kötü. İsimle enerjinin çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla ben bir Rus ismi koyacağım. Enerjisi iyi olsun diye dedi.
enerjini kötü görüyor senin gelin adayın. Onun için oynuyor, geliyor, bana öpücükler atıyor. O kadar bir kötü enerji var. İşte düzeltmeye çalışıyor seni. Evet. İşte Caner, ben her çocuğumda kucağıma aldım torunumu, ismini beğendim koydumsa onun çocuğunu da alacağım kucağıma, ismini vereceğim. Siz bir ya de da ben yoksam benim çocuğuma da bir olacağım. De almayacaksınız. Dokunmayacaksınız da. Kabul etmeyeceksiniz. Siz torununuza görmeyeceksiniz. Bir dakika, tek tek bir dakika, bir şey anlatıyor Anastasya. Hiç anlaşılmadı. Nedir? Şimdi, sen neye cevap ben verdin? Ben dedim yer Melek Hanım beni kabul etmeyecekse o zaman torununuza görmeyecek ve elinize de tutmayacak. Ben bunu birkaç kere söyledim, tekrar aynısı söylüyorum. Sen bunu boş söylüyorsun. Mahkemeye gidiyorsun, diyorsun ki torunumu görme alma hakkım var. Hemen torunu sana gün tayin ediyorlar. 3 gün, 5 gün, 15 gün neyse. Hakimin verdiği kararla o çocuk istesen de istemesen de bana getiriliyor. Benim ay, çocuğumu alma hakkım var. Ama bir şey helal olsun sana. Bak burada bir şey çıktı ortaya. Yani ben bir şekilde torunumu görürümü dedirttin. Alkışlıyorum seni. Tuzağına İste. Düştüm. Tuzağına düştüm. Hayır, istesem bunu her çocuk için herkes bunu bilsin yani. Anneanneler, babaanneler ve dedeler bilsin. Bu bir gerçek. Torununu göremeyen, göstermeyen aileler için söylüyorum. Görme hakkına sahip, bunu sana kanun veriyor. Tamam, ben Rusya'ya gideceğim, bakalım sonra nasıl göreceksiniz siz. Görürsün. Olmayacak da olsun. Sen de görürsün. Ne demek neden? Mesela bu Türkiye'de mesela böyle yapıyorlar. Neden Caner annesinin isim koymak istiyor? Bu yani önemli mi size? Anlamıyorum çünkü. Evet, için bu? Önem veriyorlar bizde. Bana göre çok yanlış bir şey. Büyüklerin ismini koymak. Çünkü mesela annenin babanın ismini koyuyorsun. Çocuğa onunla sesleniyorsun. O isimle sesleniyorsun. Aslında... Yalan mı? Doğru. Hele ben senin, diyorum, ben kendim hani söyledim. Hele senin yapmayayım. Yani bu biraz bizim kırsal kesimde buna daha da önem verirler. Anne babanın ismini koyarken böyle bir handikapı da var. Yani babana sesleniyorsun, çocuğa mesela atıyorum Mehmet, babanın adı Mehmet. Mehmet buraya gel. Ya da bütün şeyini çocuktan alıyorsun. Kızgınsan bile. Tamam. Maalesef bizde bir şey böyle kafamın almadığı, ama benim kafama yatmadı. Şimdi Rus ismi, Türk ismi, ondan bahsetmiyorum ben. Bizde böyle bir şey var. Elina sordu da. Var. Siz niye dedi böyle annenizin? Ben de istemiyorum mesela koymak. Ya benim babam var, bana sadece 18 yaşıma geldim, ben 5 gün gördüm hayatımda. Kendi babamı 5 gün gördüm. Kalktı dedi. 18 yaşına kadar. Aynen. Evet. Babanı 5 gün. 5 gün. Neredeydi bu adam? Almanya'daydı. Geldi. Annen sonra... de bütün acısını o yüzden senden çıkarmış. He. Hani Caner dün söyledi ya, dedi istenmeyen gelen. Benim annem 2 evlilik yaptı. İlk kocası vefat etti trafik kazasında. Ondan 2 kardeşimiz var. Biz de 2 kardeşiz. İlk, bütün şeyini yani teyzesiydi, teyzesinin geliniydi. İstenmedi. Gerçekten de istenmedi. Ve o olaylarına da çok iyi hatırlıyorum. Nenem rahmetli yapmadın anneme bırakmadın. Ben ya söylenmeyecek şeyler. Tahmin ediyorum ben şu kadının yüzündeki çizgilerde görüyorum onu, evet. Sen merak etme. Yani burada o çekmişliği, neler çektiğini, yaşadıklarını o çizgilerde görebiliyorum. Bir de şu var, şöyle bir şey de konuşmak istiyorum. Hani Türkiye'de belki ilktir, bilmiyorum. Babam vefat etti. Ben kendim şeydeydim, Kıbrıs'ta çalışıyordum o zaman. 2003'te telefon açıldı bana. Halam, o gün halamı da ilk defa tanıdım. Halam bana telefonla dedi ki, ya dedi oğlum dedi, ben senin Sultan halanım dedi. Evet dedim, senin baban beyin kanaması geçirmiş. Tamam eyvallah da ben 18 yaşımda o insanı gördüm, 5 gün gördüm. Ondan sonra görüşmedik dedim. Beyin kanaması geçirmişse bana ne dedi? Allah başındaysan Allah. Başında durur. Ama sonra bir saniye abi. Sonra abim, üvey abim yani benden rica etti, Cezayir abim rica etti, dedi oğlum gel. Yani sonuçta senin baban. Tamam dedim, çıktık gittik. Ameliyat aldılar, öldü, vefat etti. Aldık bizim memlekete götürdük. Allah rahmet eylesin. Orada gömerken orada bir de güzel dayak yedik. Aa, sen niye geldin diye.
Halamın çocukları, 2-3 tane çocuk vardı. Hiç gereksiz yere bir kavga çıktı. Çocuklara siz kimsiniz? Çocuklar da demiş biz akrabayız işte biz geldik yani dayımız bu vefat eden. Ayıralım derken yemin ederim bir da ayırıyor mu ya ne yapıyorsunuz? Mezarlığın başında kürekle öyle bir kavga çıktı hayatım, ki. Hayatım bitmedi mi? Bitmiyor yani, bazı bitmiyor. Şeyler. Aynen. Kapanmadı mı? Kapanmıyor. Ben Melek Hanım'ın da bu işi kapatacağını düşünmüyorum ama bir uğraş veriyoruz. Veriyoruz yani. Ya bu çocuklar başlarının çaresine bakacaklar. Alıp başlarını gidecekler. Caner gerçekten seçim yapmak zorunda kalabilir. Ben Melek Hanım da bunu görüyorum. Bakmayın espri yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama hem sevdiği kadın hem düşkün olduğu annesi arasında kalacak bu çocuk. Onu da görüyorum. Aynen öyle. O şimdi diyor ya ben Anastasia'yı seviyorum, evleneceğim falan filan. Ya çok değil ya az bir zaman sonra ben anneme istiyorum, annemle görüşmek istiyorum. Anneme annemsiz olmuyorum. Olmayacağım ben çocuğumu, siz herkes çocuğunu tanır ya. Ya sizin İyi ya benim çocuğum diyecek ki yeter Anastasia. Ben ailemi annemi görmek istiyorum. Sizi istemez Caner çünkü diyor. Onun üstün... Anastasia diyor ki senin gibi bir anneyi istemez diyor. İstemez. Ya, çünkü sen katısın ya. Diyor katı. Evet o işte katı olduğum için ister. Siz reddedeceksiniz ya. Bir de şöyle bir şey çocuk konumu söylemek istiyorum. Yani tabii ki babanda ve annende aynı hak var çocuğuna için ama şöyle bir şey var. Bir de ayrıldığı zaman da daha fazla çocuk annenliğe kalıyor ve sonuçta kadın taşındığı için çocuğuna onu da kesinlikle daha fazla biraz hak oluyor. Yani bu da bir şey var. Ondan ben de hakkım var. İsmi koymak hakkım var. Ama şey... İstediğim yani, ismi hem hakkım var hem de bu arada şunu da demiş oldu. Ben çocuğumu bırakmam. Yok asla. Ya zaten ben baştan beri söylemiyor muyum? Amaçları oturum almak, çocuk yapıp ömür boyu maaşa bağlanmak. Bu. Ya ne alakası var? Başka bir şey yok. O çocuk benim de çocuğum. Bir dakika anlatıyorum. İleriyi göremiyorsun. Bak gördüğümü söylüyorum. Tuttun 50 bin evi. Elina sana yardım etti. Anastasia yardım etti, etmedi diyor ya borcu ortak ödeyeceğiz. Şimdi aranız kötü oldu. Ailen yüzünden olacak. Sıkıntı yüzünden senin olacak. Yüzünden. Bir dakika. Kötü oldu. Anastasia alacak çocuğunu da kendini de gidecek. Sen o kirayı veremeyeceksin, evden atılacaksın. Borcun harcın altında kalacaksın. Bir de o çocuk için nafaka ödeyeceksin. Bir dakika. Onlar da amacına ulaşmış olacak. Biz gör. Biz o kadar kötü şeyler ya. Yaşadık gör, ya gör. Bu zamana kadar ben hiç gitmedim. Hiç Caner'i bırakmadım. Rusya'ya gitmedim. Buradan stüdyodan da gitmedim. Caner için ben hala buradayım. Ve hep böyle olacak. Olmaz. Çocuğuna da için ben... Sen ben, de Caner'i sevmiyorsun. Ben Caner için, çocuğuma için aile böyle tutacağım. Böyle tutacağım. Hep biz böyle yaşayacağız. Ve kötü olmazsa diye Caner sizi riyet edecek. Bak olmaz. Senin dediğin gibi olmayacak. Umarım da olsun ben mahcup. Sen hala buna inanıyor musun? Ben mahcup olayım. Umarım. Yani onların kafasında bir kurgu var. Bunu gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. Evet. Sen hala buna inanıyor musun? Ben onların sevgisine inanmıyorum ki ben. Asla bak bu diyor ya. Bu çok önemli bir şey. Ha. Bu bak burada. Orada yok olmayacak orada. Sen ne? Bak nerede yani yaşamak Mehmet istiyor? Mehmet'le Olesa'ya inanıyorsun. Evet Olesa'yla Mehmet'e inanıyorum. Onlara inanmıyorum. Çünkü sanıyor Mehmet yani. Bu zorluğa, bu sıkıntıya, bu borca, bu harca girmedi. Caner aşkı gözü kör ya, aşk ya. Aşık olduğu için tamam aşkım, olur aşkım, olur aşkım sonra... Sonra. Onun da kafa yok mu? Akıllı değil bak mi? Anne. Çocuk akıllı. Bir bak. De çocuk artık değil. Büyük bir insan adam oldu. Tamam mı? Onun da kendi kafası var. Tamam mı? O da düşünüyor. Yani o eve ya diyor. İstediğin şeyler alacağım diyor. Demek ki güç var. Demek ki plan var. Bir şey var. Şimdi. Aptal değil o. O ne düşünüyor biliyor bak, musun? Bir saniye bir saniye. Bir gün yarın annemden iyi olurum. Yok yok olmaz. Yok yok öyle değil. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bu kız gidecek olsaydı buradan 50 kere giderdi. Giderdi. Sen hastaydın geldim. Ben ortadan kayboldum yine bekledi. Yine bekledi yine bekledi. Gitse giderdi. Ben bu kızın ama annen bu sadakatine inanmıyor. Ben aşığım bu kıza. Caner annen inanmıyor. Ya işte ne yapsam inandıramıyorum ki abla evet. Ben kafayı yiyeceğim ya. Görmüyorum ki inanayım bak. Ya neyi görmüyorsun? Hiçbir şeyim değil. Anneciğim bak burada neyi görmüyorum? Bak görüyorum inanıyorum.
Bu programa bak, 20 görüyorum tabii. Niye, bak, 20 sene bunca mı girmek gerekiyor? Bir dakika, böyle okurunca mı sen olmuşsun? Ha, neyden yaşadıklarına, ya? Yaşadıklarına bakacaksın. Ne yapayım ben canlı kızla? Neye inandırayım ya, sana? Siz de içinde o kadar kötü şeyler var ki, o kadar negatif ve nefret var sizde. Ondan siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Tabii ki görmeyeceksiniz. Kendime daha iyi çalışmaya yaparsınız, o zaman tabii görebiliyorsunuz. Anastasya, anlamıyor musun? Ben görüyorum. Sen de görmüyorum. Bak, onları tanımıyorum, görüyorum. Çünkü ama sende ya yok. Ya sen gördüğün ne biliyor musun senin bak anne? Senin gördüğün sende şu. Sende aşk yok. Onlar, evli, onlar ailesi onay vermese bile Mehmet abiler evlenmiş. Çoluğa çocuğa karışmış. Bir daha gelmişler. Sen o, görsen de görmesen de onlarda sevgi var zaten. E bizim çoluğumuz çocuğumuz yok. Biz en başta başlıyoruz. İleride olsa olacak. Olsa olur. Sen şu an görmek istemenin ne biliyor musun? Allah. Beni eskisi gibi ya kendi kafana yönlendiremediğin için böyle davranıyorsun. Hayatı ne kadar kolay. Bir çocuk bakmak kolay mı? Bir kira vermek ya abicim bu elinde sonunda olacak. Ona göre gidelim masrafı elinde var. Elinde sonunda ben evleneceğim. Oğlum bunlar çocuğa zor. Sen neyin peşindesin ya? Sen yardım edeceksin işte. Tamam. Sen yardım edeceksin. Neyse ben anne olarak bak, bir dakika eline ediyorsun. Nasıl bu annelik? Bir dakika. Etmem. Bir dakika ya eline ediyorsun yani bana yardım, Caner'e yardım ediyor bilmem ne. Sen et. O etmesin sen et hadi. Heh. Ben yapmış olsam sen böyle göğsünü kapartır, ailem arkamda diye ama yapmıyorsunuz. Gururla hareket edersin. Benim babam sağ olsa ama var ya. Ama onlar ettiği bak, için bak, bak, böyle. Bak, diyor, bak, bak. Bak benim babam sağ olsa var ya şu anki durumu görse bana diyeceğini biliyor musun? Bırak annenin sözünü dinleme. Tutar ikimizin de elinden oturtur nikahı. Sağ ol nikahı kıydırır. Hayatta ben babamı tanıyorsan bunu yapar. O rahmetli oldu sen her şeyi dizginleri eline almaya çalışıyorsun. Bak yapma aileyi eline aldın beni artık alamazsın anne. Öyle bir ben şey çocuk yok. Değilim. Senin baban benim eskisi fikrimi gibi almadan yönlendiremezsin. Hareket etmedi. Yönlendiremediğin için de burada bana gelip ahkam kesme. Bak ben 14 Şubat'ta bu kızla kına yapıyorum. Nikahımı da yapacağım. En yakın tarihte de nikahımı yapacağım. Onay mı onay da yap da gör, gör. Yap da gör. Ay yap ya, gör. Allah aşkına bak, ya ne yapacaksın? Çok ağlayacaksın. Bak, o çileyi ben çekeceğim. Anastasya beni evliyken bırakıp alıp çocuğumu gitse de gidip ben peşinde koşacağım. Ben yapacağım. Sen evet. Bir şey yapmayacaksın. Göremeyeceksin. Bir çizgi kırmızı. Dert çocuğu benim da derdim senin iyi ilgilendiriyor. Çok mantıklı konuşuyor ama Caner. Evet. Çok mantıklı. Hiç oğlunu dinlemiyorsun. Hiç. Dert benim derdim seni ne ilgilendiriyor? Sen sadece annem olarak, büyüğüm olarak yanımda dur ya. Hı. Dert senin ama tasası bana düşüyor. Annenim ya ondan. Ya ne tasası bana düşecek ne sana? Bana ne deyip de çıkıp arkamı da dönebilirim. Ne halim var görse de diyebilirim. Ya keşke bundan desen de ben buradan iki akışsam. Bundan yanındayım arkandayım. Ya arkamda ya değilsin karşımdasın anne. Arkamda değilsin sen, sen karşındasın benim. Sen arkayı şaşırmışsın oğlum, Allah yardım etsin. Şimdiden pusulan şaşmış senin. Bir nişanlığa, bir nişanlığa bak Olesa ne dedi, bir daire alınıyor Rusya'da. Ya tamam, siz de galiba ilgilendiriyor. Elif abla gibi kendime kahraman geçinmeye görüyorsunuz gözü yok. Ya.